AK Parti'de milletvekili adayları haliyle sahada. İl ve ilçe teşkilatları da öyle. Bu dönem yeniden aday olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın deyimiyle bir tek oyun bile hesabı yapılıyor. AK Partili belediye başkanları bugüne kadar görülmedik biçimde seçimlere ağırlık vermiş durumda. İlk adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cadde cadde, sokak sokak, ev ev gezip oy istiyor. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, ilçede 100 bin kişiyle yüz yüze görüşerek partisine oy verilmesini talep ediyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, teşkilatların ve adayların seçim çalışmalarına tam destek veriyor. Diğer ilçelerde de durum farklı değil. İlçe belediye başkanları kendi seçim bölgelerinde etkili insanlar. Onların hem maddi hem de manevi anlamda yüklenmeleri AK Parti'nin Samsun'daki başarısını artıracak. Yani AK Parti futbol deyimiyle tam sağ pres yapıyor. Bu çabaların sandıkta karşılığı ne olur? 500'e yakın oyla bir milletvekilliğini MHP'ye kaptıran AK Parti 7 vekil kazanmayı hedefliyor ama bu biraz değil, çok zor. Aslında gerçek hedef MHP'ye kaptırılan bir vekilliği geri alabilmek. CHP'nin 3 vekil kazanması için 30 bin aşkın bir oy toplamına ihtiyacı var. Kolay değil. AK Parti ile MHP arasındaysa bir vekillik kazanmak için binlik rakamlar geçerli. O yüzden yarış ikisinin arasında.